Karbomik Sevik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizinle varamayı tanıyacağız. Varama nedir? Varama Thermomix'in buharda pişirmesine yardımcı olan parçası. Varamayı yerine yerleştir dediğinde bir tarif bize. Varamayı karıştırma kabının üzerine yerleştiriyoruz. Tabii ki öncelikle ölçü kabını çıkarmamız gerekiyor. Varoma iki parçadan oluşuyor. Aslında bir de kapağı var. Kapağı üçüncü parça diye sayabiliriz ama asıl ana iki parçası bu ikisi. Bir tanesi varoma tepsisi, diğeri ise varoma tabağı. Çukur olana tabak diyoruz, düz olana tepsi diyoruz. Varomayı daima bu şekilde koyuyoruz ve kullanmadan önce kapağını kapatıyoruz. Kapağı açık şekilde asla kullanmıyoruz. Varoma bizim buharda bir şeyler pişirmemize yardımcı oluyor. Aşağıda su, çorba ya da bir sos varken, herhangi bir sıvı varken o sosun, o sıvının buharıyla yukarıda dilediğiniz her şeyi, kek, balık, börek bile pişirebiliyorsunuz, omlet bile pişiriyoruz Thermomix'in varamasının içerisinde. Peki varama kelimesi nereden geliyor? Fransızca buhar anlamına gelen vapeur ve de aroma kelimelerinin birleşimi, yani bir şeyin aromalarını koruyarak buhar sayesinde pişmesi. Varamayı kullanırken önemli noktalardan bir tanesi, pişireceğiniz her 15 dakika için içerisine 250 gram su koymanız. Yani 30 dakika olursa 500 gram, 45 dakika olursa en az 750 gram içerisinde sıvı bulunması gerekiyor. Çorba olabilir, sos olabilir, sadece su olabilir dedim. Ancak unutmayın, sadece sütle olmaz. Çünkü süt 100 dereceden sonra taşma yaptığı için varamanın operasyonları için uygun değil. Varama ısısına nereden geliyoruz? Ortadaki ısı işaretine geldiğimizde, en sona çevirdiğimizde varamaya geliyoruz. 120'den bir sonraki adım varama oluyor. Üstte varama varken daima varama ısısını seçiyoruz. Varamada pişirirken üstte tabak ve tepsi durduğu için maksimum hız 6'da pişiriyoruz. Çünkü hız 6'dan sonra hız 10'da falan makine sallanabileceği için hız 6 maksimum kullanacağımız hız. Varamanın diğer önemli noktalarından bir tanesi de içerisinde bir şeyler pişireceğiniz zaman buhar deliklerinin açık kalmasına özen göstermek. Mesela şu tabağın içerisine sebzeler koyduğumuzda, eğer sebzeler bütün delikleri kapayacak olursa ne yapıyoruz? Çırpma telimiz var mesela, Thermomix'in çırpma teli. Çırpma telini içerisine koyup sebzeleri üstüne koyarsak buhar deliklerinin açık kalmasına yardımcı oluyor. Mesela pirinci bir kaseye koyup varamanın içerisinde buharda pişirebilirsiniz. Ya da küçük sufle kaplarında kekler, tatlılar yapıp onları yine varamaya koyup pişirme yapabilirsiniz. Varamada kokular ve tatlar birbirine karışmıyor. Mesela Tevellevi kitabında bir tarifimiz var. O tarifte hem çikolatalı kek, hem çipura, hem de patates aynı anda pişiyor. Ancak hiçbirinin kokusu birbirine geçmiyor. Dilerseniz artık tarifimize başlayalım. Bugün tarif olarak bezelye çorbası yapacağız. Üstünde de somon ve kuşkonmaz pişireceğiz. Çorbanın ilk malzemeleriyle başlamak istiyorum. Soğanlarım var. Termomikste soğan doğrayacağınız zaman sadece ikiye kesip koymanız yeterli. Biraz pırasa, zencefil, sarımsakları ekliyorum. Biraz da zeytinyağı. Sebzeleri dilerseniz yağ olmadan da doğrayabilirsiniz. Ancak içerisine yağ eklediğiniz zaman sebzeler çok daha eşit şekilde doğranıyorlar. Bu sebzeleri doğramak için 4 saniye hız 4 yeterli olacak. Thermomix'im için sebzeleri doğradı. Şimdi de soteleyecek. Bakalım ne durumdalar. Biraz iri iri doğrandı. Çünkü ben böyle olmasını istiyorum. Çorba pişerken zaten sebzeler iyice eriyecekler. Daha küçük doğramak isterseniz unutmayın. Sadece 1-2 saniye arttırın. Thermomix sizin için daha küçük doğrasın. Şimdi 7 dakika soteleme işlemi yapacağım. Burada soteleme için 120 dereceyi kullanıyorum. Thermomix'in ısıları arasında da farklı özellikler var. Mesela 37 derecede mama ısıtabilirsiniz bebekler için. 40-45 derecede çikolata eritebilirsiniz çikolatayı güzelce temperlemek için. 60-80 derecelerde benmari'de soslar pişirebilirsiniz. 105-115 derecelerde ise şeker şurubu hazırlayabilirsiniz. Şimdi 120 derecede soteleme yapacağız. Soteleme için hız 1'i kullanıyorum. Sebzeler sotelenirken ben size Thermomix'in tepsisinin içine oturacak şekilde nasıl pişirme kağıdı kesiliyor onu göstermek istiyorum. Tepsiyi ters şekilde pişirme kağıdının üzerine koyuyorum ve kenarlarından çiziyorum. Ve de çizdiğim yerlerden keseceğim. Kolayca yerine oturması için pişirme kağıdını birazcık buruşturacağım.
gördüğünüz gibi Thermomix'in tepsisinin içerisine tamamıyla oturan kağıdı böylece kolaylıkla kestik. Yandaki buhar deliklerinin açık kalması yukarıya buhar gitmesi için yeterli. Thermomix'e her pişirme yapacağınız zaman pişirme kağıdı koymanıza gerek yok varama tepsisine ya da varama tabağına. Çünkü bunlar yapışmaz yüzeyliler. Ancak koyduğunuz malzemenin suyunun aşağı akmasını istemiyorsanız ya da pişireceğiniz şey kek gibi akışkan bir malzeme ise pişirme kağıdı kullanabilirsiniz. Kalıp için pişirme kağıdı kesmek işte bu kadar kolay. Ve burada çorbamızın bazını oluşturan sebzelerimiz sotelendi bile. Burada pırasa, sarımsak ve de soğan vardı birazcık zencefille birlikte. 120 derecede sotelemiştik. Daha da renklenmesini isterseniz sotelenmeyi artırabilirsiniz. Ama ben çorba yaptığım için sadece bir hafifçe pişmeleri benim için yeterli. Şimdi çorbanın kalan malzemelerini ekliyorum. Birazcık bezelye koyuyorum. Dondurulmuş ya da taze kullanabilirsiniz. Ardından kereviz saplarımı ekliyorum. Su koyacağım. Birazcık tuz ve karabiber. Karıştırma kabının kapağını kapatıyorum. Sıra geldi varomayı yerine yerleştirmeye. İlk olarak varoma tabağını koyuyorum. Varoma tabağının içerisine sebzeleri alacağım. Burada kuşkonmazlarım ve de renkli biberlerim var. Sebzelerin ya da diğer ya balık, et, tavuk bunların hangi derecede, kaç dakikada piştiğini öğrenmek istiyorsanız da Temel Yemek Kitabı'nın 38. sayfasına bakabilirsiniz. Burada varoma tepsisi ve tabağı arasında küçük bir fark var. Varoma tabağı buhara daha yakın olduğu için tabağa koyduğumuz şeyler daha çabuk pişiyorlar. Üste koyduğumuz şeyler bir tık daha geç pişiyorlar. Balık çok narin bir malzeme olduğu için kuşkonmazdan ve biberlerden çok daha çabuk pişecektir. Balığın da çok pişmesini ve kurumasını istemediğim için sebzeleri aşağı, balığı yukarı alıyorum. Gördüğünüz gibi tepsinin üstündeki buhar delikleri açık ve aşağıda da sebzelerim zaten hacimli oldukları için ve aralarında boşluk olduğu için buhar deliklerim açık ve buhar kolayca varamanın içerisinde dolaşacak. Kapağını kapatıyorum ve de şimdi 20 dakikaya ayarlayacağım. 20 dakika yeterli olacak. Varama ısısına getiriyorum. Hızı da 1'e getiriyorum. İşte bu kadar kolay. Akşam yemeği ya da öğlen yemeği olarak hazırlayabileceğiniz bu menü bu kadar kısa sürede hazır oldu. Varamanın kapağını ters çevirerek koyuyorum ve böylece İçine tabağa ve tepsiyi koyduğumda sular içerisine akmıyor. Şimdi hazırladığımız çorbayı pürüzsüz hale getireceğiz. Ancak birazcık krema eklemek istiyorum çorbaya lezzet vermesi için. Krema, tereyağı ekleyebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeden de çorbayı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Hız 10'da birkaç dakika karıştırmamız gerekiyor. Ancak hız 10'a getirirken hız 5'ten başlıyorum ve 10'a doğru kademeli olarak arttırıyorum bu süreyi. 2 dakikaya ayarlayacağım. Çorbamız da pürüzsüz hale geldi. Kadifemsi bir kıvamı oluyor. Çorbaları istediğiniz pürüzsüzlükte hazırlayabilirsiniz Thermomix'te. Hız 10'da birkaç dakika karıştırmanız yeterli olacak. Thermomix'in 3 katlı pişirme özelliğini kullanarak aynı anda hem çorba hem de protein ve sebzeden oluşan bir ana yemek hazırladık. Eğer bu tarz 3 katlı tarifler yapmak isterseniz her katında ayrı lezzetler kitabına başvurabilirsiniz. Afiyet olsun.